Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Amerika'da görülmemiş olay yaşandı. Donald Trump faşist bir devlette yaşıyoruz dedi. Kıymetli izleyenler, eski Amerikan Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, New York'taki sus payı davasında aleyhine hüküm veren mahkemeyi siyasi tarafgirlikle, devleti ise faşistlikle suçladı. Trump, jürinin kendisini suçlu bulan kararından sonra Manhattan'daki Trump Tower'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eski Amerikan Başkanı mahkemenin kararıyla ilgili "Bunu bana yapabiliyorlarsa herkese yapabilirler. Bunlar kötü insanlar. Çoğu durumda bunların hasta insanlar olduğuna inanıyorum." dedi. Hakkındaki kararın siyasi tarafgirlikle alındığı iddia edilen Trump, "Onlar Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı'yla tam bir işbirliği içindeler. Bunların hepsi Joe Biden ve belki onun adamları tarafından yapılıyor." dedi. Trump, "Ben başkanlık için önde gelen kişiyim ve iki cümleyi bir araya getiremeyen bir adam tarafından, bir mahkeme tarafından verilen konuşma yasağı emri altındayım" ifadelerine yer verdi. Değerli izleyenler, tarihte başka bir Amerikan başkanına böyle bir muamelenin, yani konuşma yasağının yapılmadığını hatırlatan Donald Trump, "Faşist bir devlette yaşıyoruz" ifadesine yer verdi. Trump, mahkeme yargıcı Juan Mekan hakkındaysa "hiç bu kadar çelişkili bir yargıç olmamıştı. Artık kimsenin almadığı bir konuşma yasağı altındayım" yorumunu yaptı. Binlerce dolar para cezası ödemek zorunda kaldığını ve hapisle tehdit edildiğini belirten Trump, kendisinin Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlık seçimleri için önde gelen adayı olduğunu anımsattı. Trump, jüri kararının açıklanmasını takip eden 10 saatte yaklaşık 39 milyon dolar bağış topladığını belirterek dava sonucunun seçmeni olumsuz yönde etkilemeyeceği mesajını da verdi.